Atasever Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Memurlara seyhan zam geliyor. İşte seyyan zamlı memur maaşları. Memur maaşlarının zam oranlarının açıklanması ancak 4 Ocak itibariyle mümkün olmuştur. Bu durumun ana nedeni enflasyon rakamlarının belirsiz olmasıdır. Aralık ayına da kapsayan rakamların TÜİK tarafından verilmesinden sonra zamlar da kesinlik kazandı. Ancak zamlı maaşlar genel kanı tarafından yeterli bulunmamıştır. Federasyonlar maaş yüzdelerinin, maaş belirleme sistemlerinin değişmesini istemedik, istemektedir. Hem sayılan nedenler yüzünden hem de salgının ekonomik etkilerinin azaltılması için seyyanen zam istenmiştir. İstekler öncesinde SSK ve SGK emeklileri için gündeme getirilmiştir. İşçiler için olan talepler memur dernekleri tarafından da memurlara özel şekilde iletilmiştir. Memur için seyyanen zam. Milyonlarca memur seyyanen zam için gün saymaktadır. Öncelikle Ocak ayı memurlar için zaten zam ayı olarak geçmektedir. Zira kamuda çalışanlar ancak sistemde var olan adaletsizliğin gitmesi ve refah seviyesinin yükselmesi açısından zeyyanen zam uygulanması gündeme getirilmiştir. Memur sen yetkilileri konu hakkında bildirimlerini doğrudan Hazine ve Maliye Bakanı'na iletmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı Lutfi Elvan ise henüz konu hakkında net bir açıklama yapmamıştır. Zira açıklamaların yapılabilmesi için konunun bakanlık ve ilgili merciler tarafından görüşülmesi gerekmektedir. Seyyanen ta zam talep miktarı ne oldu? 2021 seyyanen zam talepleri ile gündem oluşturmuş bir senedir. Bu neden yüzünden sendikalar kendi iş kollarına göre istedikleri zam miktarını gündeme getirmeye devam etmektedir. Memur sen yetkilileri açıklanacak olan zam miktarının taleplerinde önce farklı konuları değerlendirmiştir. Zira memurların ya da memur emeklilerin refahları enflasyon değerine göre hesaplanmıştır. Farklı kıstaslardan da yararlanılarak bakanlığa 400 TL seyyanen zam talebinde bulunulduğu açıklanmıştır. Zam talebi bazı kesimler tarafından az bulunmaktadır lakin bu zam ikramiye ödemeleri gibi tek karelik bir ödeme değildir. Her ay otomatik olarak yatırılacağı için uzun vadede refahın artması beklenmektedir. Üstelik zamlı maaşların alınması için şart daranmamaktadır. Tasarının onaylanması halinde gönderimler otomatik bir şekilde ana maaşlara eklenecektir. Seyyan enzam sonuçları ne zaman açıklanacak? Sendikalar tarafından 400 TL seyyan enzam talebi farklı konum başlıkları ile birlikte başkanlığa iletilmiştir. Bu neden yüzünden bakanlık tarafından değerlendirilmesi gereken konular az değildir. Başlıca değerlendirme konuları arasında seyyan enzam sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi kadro sayısının artırılması yer almaktadır. Bu üç önemli konu bulunmaktadır. Bakanlık konular hakkında detaylı şekilde görüşmeler düzenlenecektir. Özellikle kamu personelinin sayısı hakkında ciddi mesailer harcanması beklenmektedir. Toplantı süreçlerinde salgın kapsamında alınan önlemler ekart edilmemektedir. Bu da eskiden olduğu kadar hızlı karar alınmaması neden olmaktadır. Yine de minimum süre içerisinde konuların karara bağlanması beklenmektedir. Bakanlık açıklamaları henüz gelmediği için bu alanda net tarihler verilmesi mümkün olmamaktadır. Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Merakla beklenen zamlı memur maaşları Ocak ayı içerisinde hesaplara yatırılmıştır. Minimum rakamlara memurların ek ödemeleri de eklenmiştir. Özellikle eş yardımı Çocuk yardımı gibi ek ödemelerden sonra maaş miktarları ciddi oranda artmaktadır. Maaş hesaplama sistemi eşlerin çalışıp çalışmama durumuna göre farklı sonuçlar vermektedir. Kaç çocuk olduğu, çocukların kaç yaşında olduğu ya da ek ödemelerin değişmesi anlamına gelmektedir. Bundan ötürü her maaş kişisel olarak Hesap, hepsi hesaplanmaktadır. Seyyanen zamlı maaşlar ne zaman yatacak konusunda da diğer maaşlar yattıktan sonra gündeme gelmiştir. Açıklandığı üzere ilgili bakanlık konu hakkında halen görüşme aşamasındadır. Görüşmelerin tamamlamasından sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Bu da maaşların ne zaman yatırılacağı kesinleşmiş olacaktır.